Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Selahattin Demirtaş tahliye olmalı mı diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Bildiğimiz üzere Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutukluluğunu bozdu. Evet. Sizce Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli mi? Zaten bu yönde mahkeme kararı da var. Bugün şey oldu herhalde. Kesinleşti. Çıkarmaları lazım. Yani bu bir demokratik özgürlük. Selahattin Demirtaş'ın suçu neydi? Herhalde teröre destek vermek değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Sizce yani? Vallahi ben tam ayrıntısını bilmiyorum da yalnız teröre destek verdiğini televizyonlarda şey yaptık. Ama mahkeme bu yönde karar verdiyse demek ki suçu yok. Yani çıkartılması, tahliye edilmesi gerekiyor bana göre. Çok teşekkürler. Hayır, kesinlikle. Neden abi? Vatanı aynı kardeşim, terörist adam. Evet. PKK, adam PKK'nın yanında yürüyor ve her türlü desteği veren bir kişi. Evet. Türkiye'nin de en büyük düşmanı yani. Selahattin Demirtaş. Kesinlikle. Neden cezaevine girmişti abi? Ya bu işte bu olaylardan dolayı yani Türkiye'ye tehditler. Yani hepimiz dinle, bütün vatandaşlar bunu dinledi, biliyor yani. Teröre destek mi veriyordu? %100. Yani şimdi idam yok da keşke idam olsa da bunlar hep asılsa, idam edilse yani. Ben cani, milliyetçi olarak cani gönülden istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba. Selahattin Demirtaş adına tahliye kararları var. Sizce Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli mi? Bence edilmeli. Neden efendim? Sonuçta onu da seçen halk. Yani halkın iradesini şu anda içeride tutuyorlar. Suçsuz yere herhangi bir belli bir suçu yok. Aylarca zaten dosyası açılmadı. Aylarca içeride tutuldu, hiç yok yere. Birçok davadan da, açılmış olan davadan da beraat etti zaten. Ona rağmen hala içeride tutulmasının sebebi bence şu anki hükümetin bazı kaygılarının olması yani. Çıktıktan sonra işte HDP zaten güçlü bir parti bu ülkede. Daha da güç elde edeceğini düşünmesi. Kendine rakip olarak mı görüyor? Kendine çok büyük bir rakip olarak görüyor ve görmeli de zaten. Kürtler bir azınlık değil bu ülkede. Evet. Bu geçtiğimiz İstanbul seçimini de biliyorsunuz Kürtler belirledi. Ekrem İmamoğlu'na büyük bir oranda destek verdiler ve çok büyük bir farkla kazanmış oldu. Bunda da Kürtlerin çok büyük bir rolü var. Peki neden cezaevine atıldı sizce Selahattin Demirtaş? Bir sözü vardı. Seni başkan yaptırmayacağız diye. Ve nitekim de Kürtler liderine sahip çıktılar. Ve yaptırmayacaklardı zaten. Çok büyük bir tehlike olarak görüyordu. Büyük bir rakip olarak görüyordu. Yok yere yani bir takım uyduruk davalar açarak içeri attılar. Başka da bir şey değil yani. Çok teşekkürler. Rica ederim. Buradan eşime çok selam söylüyorum. Onu çok seviyorum. Kanada'daki herkese çok selam. Çok teşekkür ederim. Bırakılması lazım. Niye? Neden? Evet. Neden? Suçu neydi? İşte onu da sordum. Hayır, suçu neydi? Suçu neydi? Ne abi? Neden atıldı? He? İçeri? Neden içeri? Şimdi ben söylersem Erdoğan beni içeri alacak. Biliyorum. Kötü bir şey söyleme, yüzeysel söyleme. Hayır, kötü söylemeyeceğim. Evet. Demirtaş onun rakibiydi. Evet. Anladın mı? Rakibiydi. Güneydoğu olarak. Rakip olarak gördüğü için. Güneydoğu'da rakip olarak gördüğü için. Sırf onun için. Tabii. Güneydoğu'da oy alması için Erdoğan'ın, Erdoğan tamam başkanımız, bir şey demiyorum. Evet. Bura sosyalist bir ülke. Sosyalist bir ülke miyiz sizce? Ama şu anda değiliz. Evet. Şu anda faşizmin ta kralıyız. Yönetim tarzından mı, genel olarak mı? Yönetim olarak. Ha, yönetim olarak. Yönetim olarak. Kalmalı mı peki serbest? Kalmalı tabii ki. Evet. Çok teşekkürler. Kalacak tabii. Eğer sosyalist bir ülke olmamız için kalması gerekiyor. Herkes demokratik özgür olarak bir şey konuşması lazım. Evet. Bir şeyler söylemesi lazım. Doğru mudur? Söyleyebiliyor muyuz? Kim söyleyecek? Sen ben o mu? Söylesinler bakayım. Konuya başlarken tutuklanırım dediniz. Tabii ki. Bu endişe var mı içinizde? Benim endişem olmaz. Buyursun götürsün beni. Buyursun götürsün. Ülke genelinde var mı? Ülke genelinde herkeste var. Sen konuşursan ben bir şey dersen diye. Her vatandaşta var.
korku var. O korku her vatandaşta var. Önceden var mıydı bu korku? Ama herkes delikanlı olacak bak, herkes. Delikanlı olacak, memleketinin arkasında duracak. Ben bunu açık söylüyorum. Gelsin beni götürsün. Açsın bile. Açmadan önce ben ona bir hesap soracağım. Tek bir soru soracağım. O cevabımı verecek. Ondan sonra asılacağım ben. Adım Ali Şahin benim. Ben Kürt değilim. Ben Kürt değilim. Ben Aleviyim. Bak, ben Kürt değilim, Aleviyim. O Kürt, ben Alevi. Serbest olması gerekiyor. Burada ırkçılık olursa şerefsizlik olur. Irkçılık olursa şerefsizlik olur. Bu memleket bizim memleketimiz. Hepimizin atası dedesi bu memlekete kan döktü. Tamam mı? Buna ne Erdoğan ne öyle hiç kimse değil. Hepimizin atası dedesi kan döktü. Bu memleket bizim memleketimiz. Özür diliyorum. Ne düşünüyorsun? Ben Tahliye Karar'ını doğru buluyorum. Hani adam sonuçta hani şey bir her zaman hani daha doğru düzgün bir şey falan yürütüyor. Doğru düzgün bir politika yürütüyor. Ekrem İmamoğlu'yla ortaklaşa bir şeyler falan hani şey yaparlarsa seneye ya da bir iki sene sonra sürekli şeycisi olurum ben. Neden cezaevine atılmış? İşte adam hani zamanında tabii bazen PKK'ya söylemler falan oldu. Onun verdiği şeyler. Bir de hani millet hani korkuyor. En ufak bir eleştiriye falan şey yapamıyorlar. AK Parti'ye en ufak bir hani şey söylesen direkt yani suç olmuş artık her şey. Millet şey oluyor ya. Korkuyor. Öyle söyleyeyim size. Korku var. Şey var. Hani rahat şey yapamıyorsun. Hani konuşamıyorsun. Acaba yarın bana bir şey olur mu? O olur mu? Bu olur mu diye. Onun verdiği korkuyla yani şey olsun, değilsin. Olsun ne olacak? Memursan da rahat değilsin. Memur değilsen de rahat değilsin. Gençsen zaten hiç rahat değilsin. Hani gençlere özellikle şey yapıyorlar. Bu yani şu anda diyeceklerim bunlar. Bir şey değil. Abi merhaba. Burada, merhaba. Burada, hemen abim konuşsun sana yine Sayın döneceğiz Erdoğan'a bir şey soracağım. Abi Selahattin Demirtaş hakkında biliyorsunuz tahliye kararı verildi. Sizce serbest kalmalı mı? Bence serbest kalmalı. Neden abi? Şimdi bizim ülkede eğer herkes hürse, eğer fikrini ortaya koyuyorsa, bundan yargılanıyorsa yargılanmasın. Yani o zaman demek ki bizim ülkede adalet yok. Veyahut da eğer suçu varsa daha önce niye çıkardılar, aday olarak niye çıkardılar? Değil mi? Bir suçunu göstersinler desinler ki şundan dolayı içeri mahkeme yaptık. Mahkeme kararı olsun diyor. Evet. Yani bir suçu olduğunu ben düşünmüyorum. Tamamen. Neyse fazla konuşmaya gerek yok. Herkes zaten biliyor. Eyvallah. Abi Selahattin Demirtaş biliyorsunuz tahliye kararı verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de aynı karar çıktı. Sizce serbest bırakılmalı mı? Demirtaş zaten onun hiçbir suçu yoktur. Türkiye'deki 81 milyon insan biliyor ki niye Demirtaş içeridedir. Demirtaş'ın tek güzel bir sözü var. Seni başkan yaptırmayacağım dediği için şu an cezaevindedir. Sebebi bu mudur? Sebebi budur. Sebebi seni başkan yaptırmayacağım dediği için onu içeriye tıktı. Eyvallah. Sebebi budur. Aynen. Bugüne kadar Selahattin Demirtaş dışarıda olsaydı Erdoğan'a gününü dar ederdi. Çünkü muhalefetten tek siyaset yapan Demirtaş'tı. Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından cezası, evet tahliyesi evet. Geldi, cezası bozuldu. Kaç yıldır mahkemeye çıkmıyor? Ben vatandaş olarak bunu soruyorum. Benim hakkım değil mi? Ben her partiye oy verme hakkına sahip değil miyim? Evet. Neden böyle yapıyorlar? Milletin iradesi nerede? Hani özgürlük diyorlar. Milletin iradesi nerede? Nerede milletin iradesi? Soruyorum bu devlet büyüklerine ya. Neden bu milletin iradesine gölge düşürüyorlar? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Neden? Hayır ben soruyorum. Bu sorunun cevabını istiyorum da yani. Bunu lütfen yayınlayın ya. Bu ülkede tamam mı? Neden Diyarbakır'a, Mardin'e neden kayyum atadılar? Bunu öğrenmek istiyorum. Benim vatandaşlık hakkım değil mi bu? İnsanlık hakkım değil mi bu? Bu coğrafyanın çocuğuyuz. Suriyelileri besliyorlar. Doğru mu? Neden kayyum atandı yani? Ne şartlarla atadı bu Süleyman Soylu? Şimdi de diyorlar ki Süleyman Soylu Çevre ve Şehircilik Bakanı olacakmış. Neden atadılar?
Bunun cevabını halk olarak bize versinler. Biz oy kullanma hakkına sahip değil miyiz? Ha? Vatandaş olarak vatandaşın iradesini neden sokaklara atıyorlar? Şimdi parti olarak partiye bakmayın ya. Hepimizin bir çocuğu var, çoluğu çocuğu var. Neden özgürlüğünü kısıtlıyorlar? İnsanların seçtiği insanları niye böyle yapıyorlar? Neden yapıyorlar? Diyorlar ya işte zillet ittifakı. Biz orijinal millet ittifakı biziz. Onlar zillet ittifakı. FETÖ'ye destek veren Tayyip Erdoğan'dır. Doğru mu? Kimse bizim özgürlüğümüzü elimizden almasın ya. Yeter ya. İnsanlar seçmiş ya. 20 bin oyu beğenmedi. 800 bin oy oldu. Ne oldu? Ona da mı kayyum atacak Süleyman Soylu? Ona da atasın hadi Ekrem İmanoğlu'na. Atasın. Nasıl yapacağız yani ya? Biz verdiğimiz oyun peşinde bile duramıyor muyuz? Burası şey mi? Kaddafi Cumhuriyeti'ne mi döndü burası? Sana soruyorum ya, bir kardeşim olarak sana soruyorum. Boş ver muhabirliğini. Ne olacak şimdi? Milletin seçtiği iradeye de mi sahip çıkamıyorlar? Meral Akşener'i bile tehdit ediyor ya. Hayırdır ya? Bunlar terörist mi ya? Hakları yok diyor. Hakları var mı sence ya? Millet seçmiş, millet kendi verdikleri oy pusulasıyla, kendi seçtiği İl Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven değil miydi? Bir yıl uzatmadı mı? Uzatmadı mı bir yıl? Ne oldu? 20 binden 800 bin oya çıktı. Ne oldu? Neden millet iradesine gölge düşürüyorlar? Milletin hakkı yok mu yani? Tükürdüğü tükmün bile vergisi var burada milletin ya. 3 gün otobüsü bedava yapıyor İstanbul'da. Çünkü kendilerinin adamları var, tamam mı? Meclis üyeleri. Seçimi yeniledi. Niye meclis üyelerini değiştirmedi? He? Sade belediye başkanlığı seçimini yeniledi. Doğru mu? Genel bir seçim olsaydı. Genel bir meclis başkanlar, meclis üyelerini de seçseydi? Kendilerinden mi korkuyorlar? Millet onlara cezalarını verecek zaten. Anlatabiliyor muyum? Millet verecek cezalarını. 20 bin oy oldu, ne oldu? 890 bin oy. Yanlış mıyım? Aynen. Yani muhabirliğini bir kenarıya bırak. Vatandaş olarak konuş benimle. Haktan, adaletten yanayız. Haktan ve adaletten yanayız. Adalet yok artık ya. Ülkede adalet mi var? Herkesi kafasına göre almış kafaya. Anladın mı? Savcı hakim böyle rahat gezebiliyor mu? Rahat bir karar verebiliyor mu? Diyor diye hocasına. Gönlüm senin buraya gelmenden yana hocam. Beni de tutuklasın ha, 5 sene daha yatarım ben. Adaleti artık yani yer altına kadar gömdüler ya. Yer altına kadar gömdüler. Doğru mu? Liderlerin hepsine gider. Selahattin Demirtaş'ı tutuklatıyor. İnsan hakları mahkemesi bırakıyor mu? Ha? Anayasa Mahkemesi bırakıyor. Akşam tahliyesi geliyor. Farklı bir mahkeme, anladın mı bak. Diyor ki ağır ceza bıraktı. Olmaz diyor. Ne diyor? Sadece diyor bunu tutuklayan sulh ceza hakimliği bırakabilir. Ne oldu bu ya? Ne oldu bu? Ne oldu? İnsanlar yaşamayacak mı bu ülkede? He? Liderlik yapmayacak mı? Parti kurmayacak mı? Bahçeli onun yan desteği olmuş yani, böyle sağ kolu olmuş. Niye? Alaaddin Çakıcı için. Yanlış mıyım? O niye vermiyor şimdi yasayı? Ekim'e bıraktı. Neden vermiyor? Af yasasını mı? Af yasasını, evet. Bahçeli savundu işte, koltuktan yayıldı onun. Niye vermiyor? Alaaddin Çakıcı çete lideri. Çeteye vermem diyor. Niye vermiyor? Örgüt de çete diyor. Anladın mı? Bunlar devletin eski adamları değil mi? Demir parmaklıkların arkasına adam atmayla bitmez. Yakında o da demir parmaklıkların arkasına girecek Allah'ın izniyle. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Liderlerimize kimse dil uzatmasın.
Akşener reisimiz bu saatten sonra. Bahçeli'yi ben kınıyorum. Koltuk değne olmayacak kimseye. Bunu yayınlama bak. Tamamdır, yayınlamazsan bak hakkım sana haram olsun. Bak benim engelli bir çocuğum var, bir kızım var 18 yaşında. Vatandaş olarak benim haklarımı yeme. Ben savunuyorum. Beni de asın cezaevine. Fark etmiyor. Ben 15 sene yattım, 5 sene daha yatarım. Anlatabiliyor muyum? Kimse kimsenin koltuk değneği olmasın. Kimse kimseyi tehdit etmesin. Buraya seni halk seçtiyse halk seni o koltuktan indirmesini de çok iyi bilir.